Efendim kadın erkek ilişkilerinde doğru iletişim acaba nasıl olmalı? Bilmiyorum, olabilir. Yani bunu söylerken bile insan gülüyor. Doğrusu zor değil mi çünkü? Evet, doğrusunu bulmak değişik. Zor. Kime göre, neye göre? Klinik psikolog ve psikoterapist aynı zamanda. Songül Çavdar bizimle birlikte. Güldüm ama yanlış anlamayın lütfen. Estağfurullah. Biraz zor bir konu olduğu için. Zor aslında gerçekten. Zor deyip de zor da yüklememek lazım. Yok zor. Yani çalışmak da zor. O ilişkiyi yürütebilmek de. Doğru iletişim nasıl olmalı diye sordum. Size de soruyorum, nasıl olmalı? Yani çok ucu açık bir şey tabii ki ama iletişebilmek için. Mesela şimdi biz buraya geldik, oturduk. Daha biz konuşmazken iletişimimiz başladı. Hmm. İşte içimizden dedik ne hoş kadın. İşte arkada neler oluyor vesaire. Daha oradayken başlıyor iletişim. Dolayısıyla biz karşı karşıya geldiğimizde ne söylediğimiz, ağzımızdan çıkan kelime aslında o kadar önemli ki. Hani şöyle şeyler diyoruz bazen, işte söyledim ama onu demek istemedim. Hı-hı. Sen benim niyetimi bilmiyor musun vesaire. Hı-hı. Gibi. Hayır, ağzımızdan çıkan şey gerçekten çok önemli. O yüzden doğru iletişimde bence ilk dikkat edilmesi gereken şey bu birincil duygu, içimizdeki ana duygu. Onu da ben bunu hissediyorum, ben böyle düşünüyorum diyerek karşı tarafı anlatmak, yani netlik, yani doğruluk aslında birçok şeyi hallediyor diye düşünüyorum ben. Peki şimdi o zaman kusura bakmayın, biraz da böyle hem tam biraz daha bilimsel ama aynı zamanda da normal hayatımızda yaşadığımız şeylerden katarak sormak istiyorum sizi. Çok da fazla vaktimizden de yemeden. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var maalesef. Hani işte ilk oturduğumuz anda karşılıklı iletişimimiz başlıyor aslında dediğiniz için oradan aklıma geldi soru. Biraz da açık olmak lazım dediğiniz için. Bazen böyle işte taktikler. Değil mi? Oyunlar, tripler. İşte değil mi? Böyle oyun, yani bunları çok böyle söylemek de hoşuma gitmiyor. Güzel bir yapıştırma ya değil. Ama yapıldığı için de söylüyor. Yapılıyor. Hatta bunun aklını almaya geliyorlar bize. Ha işte bravo. Ha şimdi. Böyle bir şey olunca aslında oradan da çevirmek de biraz zor oluyor herhalde. İlişkinin doğru bir raya girmesini sağlamak da biraz zorlaşıyordur herhalde diye düşünüyorum. O yüzden en başından itibaren iletişimi doğru yapabilmenin şeyi, kilidi, anahtarı falan nedir? Çünkü biz büyük bir ihtimalle şeyden geliyor da bu. Bir kere zaten geçmişte yaşadığımız olaylar olabilir. İşte ailemizden gördüğümüz şeyler olabilir. Çevremizden gördüğümüz, aldığımız dersler olabilir gibi derken kendi kendimizi de korumak için belki iletişimimizi ister istemez kapatıyor da olabiliriz. Evet. Yani bunu böyle kapanmış bir ilişkiyi, bir iletişimi bir daha nasıl açarım? Yani kime açmam gerekiyordu? Daha açmadım. Çok dolu. Çok dolusunuz. Ben değilim. Merak etmeyin. Ben hiç yani arkadaşlarım için soruyorum. Harika. Yani şöyle aynen söylediğiniz gibi geçmişten getirdiğimiz örüntülerimiz var. Bizim ilk ilişki ağımız anneyle babayla oluşturduğumuz ağımız. Her ne olursa olsun 0-3'te ne gördüysem ben onu bir şekilde büyüdükçe yaşamaya, tekrar ettirmeye devam ediyorum. Ben dolayısıyla bazı patolojilerim oluşmuş oluyor. Ruh durumları diyelim. Karşı tarafında belli bir hazır bulmuşluğu ve ruh durumu var. Bu bağlamda ne yapmam gerekiyor? İşte karşı tarafı elimde tutabilmek için işte trip mi yapmalıyım? İşte karşı tarafı ders vermek için kendimi mi kapatmalıyım? Gibi başka çarelere başvurmak zorunda hissediyoruz. Çünkü ben küçükken ayrışma dönemimde annemden ayrışırken annem yaptı bana. Gitme dedi. Yapma, kurcalama, karıştırma, dökme, kirletme. Ben de ne yapayım? Tanrıça gibi annem var yani bana süt veriyor vesaire. Anneye döndüm, uyumlandım. Anneme uyumlandığımda annemin bana o yapmasını ya da annemin bana küsmesini otomatik karşı tarafa bugünkü ilişkilerimin %90'ı aktarımım neredeyse. %10'u benim kendim. O %90 aktarımla karşı tarafa küsüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hele hele bir de karşı taraf benim babama benziyorsa, karşı taraf dediğim ben kadın olduğum için erkeği anlatıyorum. Ya babamın aynısını arar bulurum ya da babamın tam tersini arar bulurum. Ama hayatı da kendime zindan ediyor olurum tabii bu esnada. Dolayısıyla taktiklere başvurmamaları imkansız gibi görünüyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi başlangıçtan itibaren gerçek olmak, şey zannediyoruz işte içimdeki duyguyu söylersem karşı taraf beni kabul etmez. Beğenmez, küçümser, dışlar. Oysa ki gerçeklik gerçekten o kadar muazzam bir şey ki hem insanın yüreğini hafifletiyor, içini hafifletiyor. Hem de karşı taraf ben buyum dediğinde artık biliyor. Karşı tarafın bir sınırı var. Ben bu ve buyum diyor. Ona göre davranmalıyım diyor. Artık ona uyum sağlamaya başlıyor. Aslında benim bir duruşumun olması, sınırlarımı koruyabiliyor olmam karşı tarafı bana çokça getiriyor. Ama ben ekstradan gidip işte tripler atıyorum, ağlıyorum. Gerçekten aslında hiç gerek olmuyor. O birincil duyguyu, gerçekliği, nötrlüğü karşı tarafa verdiğimiz zaman. Şöyle bir şey sorayım hemen ben size. Mutlaka ilişkilerde tabii ki oluyor. Bu kadın erkek ilişkisinde olmasa gerek yok. Arkadaşınızla, aynen, en yakın arkadaşınızla, dostunuzla, annenizle, babanızla bile oluyor.
tartışma kılavuzu olmalı bence herhalde, değil mi? Yani nasıl söyleyeceğimi de çok fazla bilmiyorum. Tartışırken nelere dikkat etmem gerekiyor? Evet, evet. Tartışma ne kadar sürmesi gerekiyor? Tartışmadan sonraki küslük olmalı mı? O ne kadar sürmeli? Evet, yani bir kere tartışma olmalı. Tartışmak çok kıymetli bir şey. Çünkü var olan bir şey var ve üzerine tartışılıyor. Olmayan bir şeyi çiftler, taraflar tartışamaz. İşverenimle, arkadaşımla, annemle, babamla veya hayatımdaki insanla tartışacağım ve az önce bahsettiğimiz gibi ben ilk duygumu açık açık söyleyeceğim. Artık sıcak patates metaforu dediğimiz bizim. Ben onu karşı tarafa attım artık, verdim. Artık o uğraşacak, o benimle tartışmaya başlayacak, o birazcık iletişecek ve çözmeye çalışacak. Küslük eşittir öfke. Bunu çok sık anlatıyorum ben. Öfkemi dile getiremediğim için kendim küserek karşı tarafı cezalandırmış oluyorum aslında. Kendini odaya kilitleyenler, günlerce konuşmayanlar, yemek yemeyenler. Ama şöyle bir baktığımda aslında karşı tarafımı cezalandırmış oluyorum. Çünkü karşı taraf bir süre sonra yılıyor ve bırakıyor yani. Hani benim boğazım başka, onun boğazı başka. Benim yemediğim yemeği çok da umursamıyor oluyor gerçekten. O yüzden karşı tarafı cezalandırmak adı altında kendimi cezalandırıyorum. Zorba kendiliğimi böyle yanımda gezdiriyorum. Hani hem annemi babamın döngüsünden kurtulmaya çalışıyorum, psikoloğa gidiyorum. Hem de hala kendime zarar verici davranışlarda bulunuyorum. Neden? İşte o aslında kendimize vermiş olduğumuz bir zarar. Küslüğü ben önermiyorum, işlevsel bulmuyorum. Bu benim şahsi düşüncem tabii ki. Bir işlevinde görmedim şimdiye kadar. Açıklığın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şey diye düşünebilirler. Bir sürü zorbalık gördük, bir sürü hakaret yedik. Yani konuşalım mı gidip hemen? Tabii ki bir kendime ayıracağım dakika olacak, kendi öz alanım olacak, bir sakinleyeceğim. Bunun adı küslükse bunu tavsiye ediyorum, tamam tabii ki. Ama ardından karşı tarafla konuşmadan bunu nasıl halledebilirim? Karşı taraf bazı şeylerin farkında da olmuyor. Neyi ne yaptığını, bende neyi tetiklediğini, bende nereye değdiğini anlayıp görebilmesi için benim mutlaka konuşuyor olmam gerekiyor. Yani küslük olmamalı. Eğer olacaksa da bence kısa olmalı. Ve iletişim. Bunu söyleyebilirim sıklıkla. Böyle mesela şey, ben şöyle bir şey de olduğunu da düşünüyorum. Bazen siz de aynı fikirdeyseniz bana söylersiniz, değilseniz de mutlaka uyuyorum beni. Böyle mesela insanlar güzel bir ilişki içerisinde olduğunu, daha doğrusu genelde hep erkeklerden duyduğumuz ama kadınların da fark etmez. Hepimizin istediği şey aynı. İlişkide huzur istiyoruz. Ya hayatımızda huzur istiyoruz. Evet. İlişkiyi boş ver. Hayatımda bir huzur istiyorum ben. Ve böyle mesela bu huzur çerçevesi içerisinde de genelde erkeklerin ağzına çok dolanmış bir laf var ki dırdır yapma. Hani o böyle bence çok sevimsiz bir laf yani, dırdır etmek. Çünkü böyle bir tanımla yüklediğin zaman karşı tarafın sana söylediği iletişim kurma çabasını dırdır olarak eğer adlandırırsan, o zaman artık iletişimsizlik hali içerisine giriliyor herhalde, çok tahmin doğru, edebilirim. Çok katılıyorum. Böyle bir şey olunca da şimdi bir kere zaten ben huzur istiyorum. Bana böyle dırdır yapmadan o zaman hiç konuşmayan ve sadece kavga etmek için bir araya gelen çiftler haline geliniyor. Evet, evet. Yani o böyle mesela nasıl olması gerekir? Yani ilişkinin başında mı aslında bu sinyalleri ve mesajları alabiliyor olmamız lazım? Tabii tabii. Bizim bir psikolog gibi karşımızdakini aslında yorumlayabiliyor olmamız lazım. Eğitim aslında oradan başlanması gerekiyor. Hatta evlilik öncesi işte böyle bir eğitim verilmesi gerektiği üzerine çok fazla çalışma var. Bu sizin dediğinizi zaten konuşacaktık biz bugün. Birazcık narsizme denk geliyor. Karşı tarafın işte vır vır yapma, dırdır yapma, beynimi yeme, eve geldim, bir huzur bulmak istiyorum, sen de başladın vesaire gibi söylemleri aslında karşı tarafın kişilik yapısı hakkında bana bilgi veriyor. Yani ben dırdır mı yapıyorum ki dırdır denemez dediğiniz gibi buna? Yoksa aslında bir meramım var, bir derdim var, paylaşmak ve anlaşılmak mı istiyorum? İlişki ne demek? Yani iki kişinin senkron olup ellerinin bile havada buluşup bir dere gibi çağlayıp gitmesi demek. Ben sana evde bir derdimi anlatıyorsam beni bağrına almalısın, sindirmelisin ve beni tersleyerek ya da öfkelenerek döndürmemelisin. Anlamaya çalışarak döndürmelisin. Ki ben de seni anlamaya çalışarak seni döndüreyim. Yani eve geldiğimizde elektrik çarpmış gibi olmayalım da ne anlatıyor acaba diye bakarım. Hatta belki bazen gerçekten ben şımarıkça bir şeyler söylemek istiyorum. Canım bunu istiyor. Sen bunu çok güzel toler edebilirsin. Ay sen şımardın mı, şöyle mi oldu, böyle mi oldu gibi. Ve dolayısıyla karşılığında benden o kucak dolusu yani yürek dolusu sevgiyi alırsın. Çünkü karşı taraf bana gönlünü, kalbini bu şekilde açtıysa, tarafsız bir şekilde. Benim onu açmamamın imkanı yok gerçekten. Sinyalleri var yani, hani böyle ince ince nüansları var. Hangi erkek, nasıl giyinen erkek, hangi saati takan erkek, nasıl oturan erkek gibi. Biz böyle psikoterapistler hani dinlediğimiz şarkıyı bile dinamik yorumlarız. Altında ne var, ne giymiş, ya, nasıl oturuyor, nasıl bakıyor. Bu arka planda sürekli çalışıyor. Biz erkek arkadaşlarımız ya da kız arkadaşlarımız seçerken de aslında çok dikkatli bazı ince nüanslara bakabiliriz. Bir kere
ben sürekli bir cümle içerisinde ben geçiyorsa ve sürekli kendisini anlatıyorsa bir kere orada büyük bir sinyal yanıyor demektir. Ve ben daha ziyade konuşamadıysam karşı taraf işte 45 dakika oturduk, 40 dakika karşı taraf konuştuysa burada bir başka sinyal yanıyordur ki bunlar çok önemli bence. Bu karşı tarafı aşağılayıcı ince ince bazı söylemler gelir. Öyle mi giyindin? Ha bu renk mi giyindin? Yani iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi? Bir türlü anlayamam ama içimde bir huzursuzluk olur. Aa saçını böyle mi yaptın? Hep sarışın mıydın? Hep esmer? Yani hani bunlar mesela ilk buluşmanın konuları olmalı mı aslında? Değil. Olmamalı ama bir sonraki cümle şu oluyor. Bence sarışın ol. İşte bence bu renk olmamış. Buna karar vermeye başlıyor karşı taraf. Ben de bunu alıyorum. Aa öyle mi? Öyle değil mi? Güzel miyim? Değil miyim? Oysa ki ben zaten biliyorum benim bir beden algım var. Kendimi böyle iyi hissediyorum. Olduğum gibi en iyi halimde hissediyorum ve hani belki ilk buluşmaya gelmişim. Seninle demek ki özenmişim değil mi? Bunları gerçekten iyi okuyup anlamlandırmak gerekiyor. Ama bize bazı özellikle Türk toplum yapısındaki kadınlara şöyle görünüyor. Hep kadın kadın gittik ama biliyor ya, güven verici, hani bir şeyleri biliyor, bir duruşu var, bir kararı var, yorumlar yapıyor deyip bize böyle daha köşegen, daha böyle hoş gelebiliyor bu. Oysa ki aslında oralar kocaman soru işaretleri, bence oralara bir bakılmalı. İşte tartışma ne kadar sürmeli ya da sürmeli mi ya da işte atıyorum bazı konular halı altına atılmalı mı, süpürülmeli mi filandan geldiğim noktada. Biriken bir şeyi patlama noktasına geldiğinde çiftlerin artık bir bilenden bir bilene danışmaları gerekir mi mutlaka, yoksa kendi başlarına karar vermeleri de sağlıklı olur mu? Ya onu çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. Patlama noktasına gelene kadar biriktirip yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Sonra çok başka bir şeyden, işte niye bana bardağı uzatmadığından kavga kıyamet kopuyor. Yine en başa dönmüş oluyoruz aslında. Ben zaman içerisinde duygularımı karşı tarafa söyleseydim, bu yaptığın beni kırdı. Bana kendimi değersiz hissettirdi, beni üzdü. Ya bu yaptığın bana bir şey hissettirdi işte, her neyse ne söylüyorum, bu yaptığın bunu hissettiriyor bana diye. Artık karşı taraf onu anlar, algılar, döndürür, döndürmez bilemiyorum ama en azından ben duygumu söylemiş oluyorum. O yüzden bu halı altına süpürme olayını gerçekten çok tehlikeli buluyorum. Yut, bir de hiç patlayamayanlar da var. Bu sefer yut işte fibromiyaljiler ortaya çıkıyor, alerjiler ortaya çıkıyor, migrenler ortaya çıkıyor. Hani o ağrı mühürlenmeleri, somatizasyonlar ortaya çıkıyor. Bu gerçekten çok acı. Bunun çalışması da uzun sürüyor çünkü. Eşlerin, çiftlerin, aynı eve girenlerin ya da çift olanların, girmeyen çift olanların bence yardım alması tabii ki de gerekiyor. Çünkü şöyle bir algı var. Bizim ikimizin ilişkisini o mu bilecek? O kim? O hakim mi? O mu yargılıyor? O beni biliyor mu? O benim çocukluğumu biliyor mu? Zaten amacımız yargılamak ya da taraf tutmak değil. İşte erkekler diyor ki sen kadınsın ya, kadının tarafını tutacak kesin vesaire gibi. Alakası yok. Bir yardım çığlığı var ortada ve kurtarılması istenen bir ilişki var. Benim görevim hem etik olarak hem de zaten gönül vermiş birisi olarak o ilişkinin kurtarılmasında eşlikçi olmam. Hani karar mekanizması ya da orada yargı merciği olmuyorum. Eşlikçi olmam gerekiyor. Gerçekten üçüncü bir gözün, yani onların göremediğini bir üçüncü göz görüyor. Farkına varamadığını bir üçüncü göz farkına vardırıyor. Yüzleştirmeler yapıyor vesaire. Ve adam ya da kadın şöyle bir durup diyor, hakikaten ondan mı yaptım? Gerçekten farkında değilim. Çünkü örüntü getiriyoruz geçmişten. Herkes bunun farkında olamıyor. Ben uzman psikolog halimle, ben geçmişten getirdiğim örüntülerimle halen iç iyileşme sağlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bir üçüncü kişiye sormanın, gitmenin, oradan fayda sağlamaya çalışmanın ne zararı olabilir? Çünkü iki kişilik ilişki ömür sonuna kadar devam edecek olan bir şey. Aslında bizim buna ihtiyacımız var. Tekken de çok tamam olur ama yanında biri varken de hayat çok güzel oluyor. O zaman daha güzel yaşanabilecek bir yolsa psikoloğa gitmek ya da herhangi bir uzmana gitmek. Neden gitmeyeyim, neden sormayayım, neden yardım almayayım? Çok çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Yani bence saatlerce konuşulması gereken bir konu. Ya Burcu Laftası'nın kocaman programı ayırmamız gereken bir konu. Çünkü ne kadar konuşsak yetmez. Ama umarım yardımcı olabilmişizdir. Ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Çok da güzel anlattınız bu çok arada. Çok teşekkür ederim. Açık açık. Mesaj gitti. Nasıl gereken yere. Neyse bu. Efendim dileriz siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Bizim sohbetimiz sona erdi ama programımız devam ediyor biliyorsunuz. Bizden ayrılmayın lütfen.